Merhaba. Uzun zamandır kurtuluşta vaaz veremiyorum. O yüzden bugün mutluyum. Benim için sizinle paylaşabilmek bir ayrıcalıktır. Gerçekten. Kuzey Kıbrıs'tan vaaz veriyorum şu anda. Bizim evimizin bahçesindeyiz. Biraz rüzgar var. Arada bir araba geçebilir ama özellikle bu kuyuyu göstermek istiyorum bugün. Bugünlerde son birkaç aydır gerçekten. Buradaki kilisede yaratılış kitabından vaaz veriyorum. Ve özellikle bir bölüm var, bir parça var orada. Bu son birkaç gün için gerçekten anlamlı oldu benim için. Ve sizinle paylaşmak istiyorum ve umarım siz de o aldığım dersten faydalanabileceksiniz. Ve sizin hizmetiniz için de bir bereket olabilecek. Eğer ilk defa kutsal kitap kullanıyorsanız ya da yaratılış kitabının ne olduğunu henüz bilmiyorsanız, bizim kutsal kitabımızın iki ana bölümü var. İsa'dan sonra gelen kısım yeni antlaşma, İsa'dan önce gelen kısım eski antlaşmadır. Eski antlaşmanın ilk beş kitabı Pentatük'tür. O Pentatük, eski antlaşmanın ilk beş kitabının ilk kitabı, yani bütün kutsal kitabın ilk kitabı yaratılıştır. Yaratılış, evrenin başlangıcını anlatıyor. Hatta yaratılış kitabında 50 bölüm var. Ve o 50 bölümü şöyle anlayabiliriz. İlk 11 bölüm evrenin tarihini açıklıyor. Evren nasıl başladı? Ondan sonra 12. bölümden 24. bölüme kadar İbrahim'i anlatıyor. İbrahim'in hayatı. 25'ten yaklaşık 36'ya kadar İshak ve Yakup, İbrahim'in çocuğu İshak ve onun oğlu Yakup'u anlatıyor. 36'dan 50'ye kadar Yusuf'un hikayesi var. Yaratılış kitabı ve Pentateuk'un tümü Mısır'dan çıkarken, İsrail denilen topraklara giderken yazılmaya başladı. Musa'nın dönemi, Musa Tanrı'nın halkını Mısır'dan, kölelikten çıkarmaya başladı ve onlar çölde geziyorlar. Çölde gezerken bu kitap yazılmaya başlıyor. Tanrı'nın halkına yeni bir kimlik vermek için, yeni ulusal bir kimlik. Onlar daha Mısır'dayken yabancı bir kültürde, yabancı bir dil, yabancı din ve Tanrı onları Kenan bölgesinde, yani İsrail denilen topraklara götürecek ve orada yine yabancı kültürler var, dil var, farklı yasalar var ve dinsel inançlar var. Ve dolayısıyla bu seyahatta, bu yolculukta Tanrı kendi halkına yeni bir kimlik, bir ulusal bir kimlik vermek istiyor. Çok anlamlı, güzel, bazen karmaşık ve zor bir kitap, Yaratılış. Ve Yaratılış'ın yazarı o günkü kültürel kurallarına göre yazdı. Yani o dönemde tanınan bir edebiyat türüne göre bu kitabı yazdı. Yaratılış dolayısıyla güzel, derin ve birçok sembolik unsurlara sahip bir kitap. Özellikle rakamlar var. Sembolik anlamı taşıyan rakamlar var. 7, 12, 3, 40. Bu rakamların sembolik anlamı var ve o anlamları burada başlıyor. Yaratılış kitabında başlıyor. Diğer kitaplar o anlamları devam ettiriyor. Burada o sembolizmi de görüyoruz biraz. Şimdi okuyacağımız parçada. Bugün Yaratılış 26. bölümden okumak istiyorum. 26. bölüm. Yani dedik ki ilk 11 bölüm evrenin tarihi. 12'den 24'e kadar İbrahim. 25. bölümden İshak'ın hikayesi başlıyor. 26. bölüm dolayısıyla İshak ile ilgili bir hikaye. İshak hakkında bir hikayemiz var burada. İshak'ı tanımıyorsanız İbrahim'in oğludur.
Tanrı İbrahim'e söz vermişti. Senin soyun aracılığıyla bütün ulusları kutsayacağım demişti Tanrı. Yaratılış 12. bölümde. Ve İbrahim yaşlanıyordu, bir oğlu yoktu, bir çocuğu yoktu. Bu antlaşma, bu söz nasıl gerçekleşecek? Ama zamanla sanki son anda mucizevi bir şekilde İbrahim'in bir oğlu oldu. Ondan sonra belki bilirsiniz Tanrı İbrahim'e denedi. Oğlunu feda etmesini istedi. Son anda İbrahim tam itaat edecekken Tanrı onun elini durdurdu. İshak'ın oğlunu, İbrahim'in oğlunun hayatını kurtarmak için bir kurban sağladı. Bir koç sağladı ve o gün o koç bir fidye olarak, bir kurban olarak İshak'ın hayatını kurtarmak için kesildi. O da bizim için tabii Mesih İsa'yı simgeliyor. O bizim kurbanımızdır, bizim fidyemizdir. İshak tabii büyüdü. Babası gibi Tanrı'ya sadık, bazen de aynı hatalara yapan bir adam oldu İshak. 26. bölüm öyle başlıyor. İshak babası İbrahim gibi bir adam. Babası İbrahim'in aynı hataları yapıyor. Aynı şekilde eşine bu kız kardeşimdir dedi. Garip bir şey. Neden öyle bir şey yaptığını da gerçekten anlamıyorum. Zor ama ondan biraz sonra başka bir bölüm, başka bir parça başlıyor. İshak biraz olgunlaştıktan sonra onun hizmet hayatı diyebiliriz. Hizmet hayatı başlıyor. 26. bölüm 12. ayetten okuyorum. İshak o ülkede ekin ekti ve o yıl ektiğinin 100 katını biçti. Rab onu kutsamıştı. İshak bolluğa kavuştu. Varlığı gittikçe büyüyordu. Çok zengin oldu. Sürülerle davar, sığır ve birçok uşak sahibi oldu. Filistliler onu kıskanmaya başladılar. Babası İbrahim yaşarken kölelerinin kazmış olduğu bütün kuyuları toprakla doldurup kapadılar. İbrahim'de olduğu gibi İshak bereketleniyor. Zenginleşiyor. Başarılı oluyor. Ve onun komşuları kıskanıyorlar. O yüzden onu gönderebilmek için, düşmanlık etmek için onun babasının, İbrahim'in kazdığı kuyuları toprakla dolduruyorlar, kapatıyorlar. Bu benim bahçemdeki kuyu. Bu bölümde, özellikle bu hikayede kuyular önemli. Bu yazar kuyulara sembolik anlam veriyor. Hatta kuyuların isimleri olacak burada. Kuyuların isimleri olacak ve kuyuların kendisi bir bereket kaynağı, yaşam kaynağı oluyor bu bölümde. Sembolik bir anlam taşıyor kuyular. Hatta bu hikayeden sonra, bu bölümden sonra bütün kutsal kitapta kuyuların önemli, anlamlı bir rolü var. Hatta Mesih İsa'nın hayatında da. Yuhanna 4. bölümde Mesih İsa Samiriyeli bir kadınla konuşurken bir kuyunun yanına gitti ve bu yaratılış kitabındaki hikayelere benziyor. Kuyular bereket, yaşam, su kaynağıdır. Burada öyle bir anlam da taşıyordur. Tabi İshak başardığı için onun komşuları kıskanıyor, onu engellemek istiyor. 16. ayet, Avimelek İshak'a ülkemizden git dedi. Çünkü gücün bizim gücümüzü aştı. İshak oradan ayrıldı. Gerar Vadisi'nde çadır kurup oraya yerleşti. Babası İbrahim yaşarken kazılmış olan kuyuları yeniden açtırdı. Çünkü Filistliler İbrahim'in ölümünden sonra o kuyuları kapamışlardı. Kuyulara aynı adları, babasının vermiş olduğu adları verdi. Anlamlı bir şey bu. İshak babasının örneğine, babasının yaptıklarına saygı gösteriyor.
O yeni bir şey yapmaya başlayacak ama önce onun babasının yaptıklarına saygı gösteriyor. Onun kazdığı kuyuları tekrar yeniden açıyor. Aynı isimleri veriyor o kuyulara. Geçmişteki bereketleri geri kazanmak gibi. Başka insanlar için o bereketleri kazandırıyor. O kuyuları yeniden açtırıyor. Biz şimdi 3 yıldır Kıbrıs'tayız. Hani ondan önce 10 sene Türkiye'deydik. Kurtuluş Kilisesi'nde 10 sene hizmet edebildik. 2016'da maalesef Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık. Türkiye bizim için siz düşmansınız dedi. İshak'ın yaşadığı şeyi Kıbrıs'ta, Türkiye'de biz de bir anlamda yaşamış olduk. Kıbrıs'a sürgün olarak geldik dolayısıyla. Biz Türkiye'den ayrılmak istemiyorduk. Kıbrıs'a geldik, güzel bir yer. Kıbrıs'ta yeni hizmetler yapmaya başladık. Yeni şeyler yapmaya başladık ama aslında Türkiye'de öğrendiğimiz şeyleri burada başlamaya karar verdik. Hizmet eğitimi. Burada bir hizmet eğitim programı açtık. Exile hizmet eğitimi. Exile sürgün demek. Bir kahve ve şarap şirketi başladık burada. Kahve yapıyoruz. Ya, Türkiye'de yaptığımız gibi. Ama aynı zamanda biraz yeni bir şey. Şarap da ekledik. Bir kilisede hizmet ediyoruz. Türkiye'de yaptığımız gibi. Burada bir kafe açtık. Exile kafe. Burada biz hizmet etmeyi devam ettik. Türkiye'de öğrendiğimiz şeyleri aldık, buraya getirdik. Ve sanki biraz İshak'ın bu eski kuyuları açtırmak gibi bir şeydi. Kuyuları kazmaya başladık ama. Hikaye tabii orada bitmiyor. İshak için de orada bitmiyor. Babasının yaptıklarına saygı gösteriyor. O eski kuyuları açtırıyor ama orada bitmiyor İshak'ın hikayesi. 19. ayette İshak'ın köleleri vadide kuyu kazarken bir kaynak buldular. Gerar'ın çobanları su bizim diyerek İshak'ın çobanlarıyla kavgaya tutuştular. İshak sadece eski kuyuları açtırmakla yetinmiyor. İshak aynı zamanda yeni kuyuları kazmaya başlıyor. Su buluyorlar. Bir kaynak buldular. Biz burada da yeni bir şeyler yapmak istiyoruz. Yeni kuyuları kazmak istiyoruz. Bu son 2 haftadır Kıbrıs'ta evde kapanmak zorundayız. Türkiye'de aynı şeyi yaşıyorsunuz biliyorum. Ve dolayısıyla geçen hafta kafeyi kapatmak zorunda kaldık. Ve o hafta henüz evde kalmak zorunda kalmıyorduk. Gezebiliyorduk biraz. O yüzden ben biraz ileride, bir 20 dakika ileride eski bir manastırın olduğu yere gittim. 500 yıllık bir manastır. Buluşa Manastırı. Güzel, tarihi bir yer. Şu anda boş ama harika bir manzarası var dağlarda. 500 yıllık bir bina ve dolayısıyla bayağı derin bir tarihi var. Onu hissediyorsunuz oradan. Oraya gittim, 5 saat orada dua ettim. Sessizlik içinde biraz kutsal kitap okudum, biraz dua ettim. Ve özellikle istediğim şey şuydu. Rab, Kıbrıs için neyi istemeliyim? Kıbrıs için bir dua istiyorum. Tanrı'dan Kıbrıs için ne istiyorum? Türkiye'ye ilk gittiğim zaman 16 yaşındaydım. 93'te Mersin'e gittim. Bir öğrenci değişim programına katıldım. Bir Türk ailesinin yanında kaldım. Türkçe öğrenmeye başladım ve o sene Nisan 94'te Türkiye'de hizmet etmeye karar verdim. Ve Türkiye'ye ilk geldiğim zaman ailece 2006'da Türkiye'ye taşındık. Benim şöyle bir duam vardı. Rab, Türkiye'de kiliseni kur. Kiliseni kur. Güzel bir duada, sağlam bir duada. O dua benim yüreğimde kaldı yıllar boyunca.
Böyle 16 yaşında bir çocukken o duayı dua etmeye başladım. Zamanla o dua gelişti ve yeni şeyler istemeye başladım Türkiye'de. Türkiye'nin ihtiyaçlarını biraz daha derin bir şekilde görebilmeye başladım ve bizim yeteneklerimiz gelişiyordu. Bizim ilişkilerimiz derinleşiyordu ve yeni bir şeyler istemeye başladım Tanrı'dan Türkiye için. Kıbrıs'ta 3 yıldır hizmet ediyoruz ve benzer bir dönemde olduğumu hissediyordum. Artık Kıbrıs için neyi istiyoruz? Tanrı'dan neyi istemeliyiz Kıbrıs için? Nasıl bir şey görebiliyorum Kıbrıs'ın geleceğinde? Tanrı'nın egemenliği Kıbrıs'a gelirse nasıl görünecek? Bir dua istedim. Bizim hizmetimize şekil verebilecek, hizmetimizi yönlendirebilecek bir dua arıyordum. Özellikle o istekle gittim Uluşah Manastırı'na. Orada 5 saat dua ederken ne kadar öyle bir şey için, öyle bir zaman için ne kadar ihtiyacım olduğunu hissettim. Aslında ne kadar acil bir ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Öyle bir şeye, bir sessizlik, bir dua. Ruhum biraz nefes alsın. Çok güzel bir ve değerli bir zamandı. Ve o dua zamanında gerçekten Tanrı'dan bir şey aldığımı hissediyorum. Kıbrıs için neyi istemeliyim? Nasıl dua etmeliyim? Orada dua ederken sanki Rab bana bir dua verdi Kıbrıs için. Rab, Kıbrıs'ı derin bir kuyu yap ki uluslar bereketlensin. Rab, Kıbrıs'ı derin bir kuyu yap ki uluslar bereketlensin. İlk defa Türkçe'de birisiyle paylaşıyorum şu anda o duayı. Benim için özel bir şey. Yüreğimde bir haftadır, 10 gündür taşıdığım bir şeyi ve artık bu hizmetimin, bu mevsiminde beni yönlendirecek bir dua. Bir ekip olarak şimdi daha dün ekibimle paylaştım, eşimle de paylaştım bu duayı. Bu duaya da şekil vermek lazım. Tam olarak nasıl görünecek? Bu benim hizmetim için istediğim bir şey değil. Benim projelerim için istediğim bir şey değil bu. Kıbrıs için istediğim bir şey. Ne istiyorum Kıbrıs için? İshak'ın hayatı ulusları bereketlemek içindi. Tanrı İbrahim'e söz vermişti. Sen ulusları bereketleyeceksin. Senin soyun aracılığıyla bütün uluslar bereketlenecek. Kutsanacak. İshak onu yaşamaya başlıyor. Ben bulunduğum toprakta ne istiyorum Tanrı'dan? Nasıl bir bereket olabilirim? Tanrı'dan ne isteyebilirim bu toprak için? Rab, Kıbrıs'ı derin bir kuyu yap ki uluslar bereketlensin ve yürekten onu istemeye başlıyorum. Orada o manastıra bir buhurdanlık götürdüm. Kıbrıs kültürüne ait bir şey, evlerde kullanılan bir şey, küçük kömür parçacıklar ve buhur var. Götürdüm oraya ve beklemediğim bir şekilde öyle bir dua geldi yüreğime ve oradayken küçük bir sunak yaptım. O eski kilisenin kanıtlarının içinde buhurdanlığımı koydum, yaktım o kömürü. O duman çıkarken Tanrı'ya söz verdim. Hayatımı, hayatımın bu mevsimini bu dua için vereceğim. Tanrı'dan o sözü aldım, o duayı aldım ve şimdi o duayı yüreğimde taşıyorum. Rab, Kıbrıs'ı derin bir kuyu yap. Uluslar bereketlensin. İshak kuyuları kazmaya başlıyor burada. Babasının kuyularını açtırıyor. Sonra kendi kuyuları kazmaya başlıyor.
kuyuları kazmaya başlarken 20. ayette gördüğümüz gibi bir kavga, bir çekişme oluyor. Oradaki komşular, yok bu bizim diyor. İshak kendisiyle çekiştikleri için kuyuya Esek adını verdi. Esek, çekişme demek. İshak'ın köleleri baş gibi kuyu kazdılar. Bu kuyu yüzünden de kavga çıkınca İshak kuyuya Sitna adını verdi. Sitna, düşmanlık demek. Yine başka yere gidiyor, başka kuyu kazıyor. Aynı şey, yine bir düşmanlık, bir kavga çıkıyor. Esek, Sitna. Bunları da yaşadım. Hatırlıyorum yani İhsan abiyle Kurtuluş'ta Ankara'da hizmet ederken çok güzel şeyler yapabildik birlikte. Kurtuluş'ta hizmet edebildiğim için gerçekten minnettarım, benim için harika bir dönemdi. Ve birlikte kuyu kazdık, yeni hizmetler açtık. Bazen de kuyu kazarken yeni hizmetler ya da projeler başlarken bir şeyler yaparken Esek ve Sitna oldu. Çekişme, kavga, bazen insanlar yanlış anlıyorlar ya da çekişmeler, insanlar arasındaki sorunlar. Bazen biz de kilise olarak, tamam, Esek ise öyle bir çekişme olacaksa biz başka yere gidip başka şekilde yeni bir kuzu, bir kuyu kazmaya başlayalım. Tabii bu dönemde son birkaç yıldır bayağı Esek ve Sitna'yı yaşadım. Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmak, yeni şeyler yapmaya başlamak, bu yeni ortam, yeni kiliseler, yeni insanlarla hep zor bir süreç bazen. Alışmak, yeni bir yerde bir şeyler kazmaya başlamak. Esek ve Sitna'yı yaşadık. Belki kendi hayatınızda, kendi hizmetinizde Esek ve Sitna'yı yaşıyorsunuz ya da yaşadınız. Türkiye'de hala maalesef karmaşık bir durum var. Hristiyanlara karşı, özellikle yabancı hizmet eden kardeşlere karşı bir Esek ve Sitna var şu anda. Çekişme, düşmanlık. Zor bir dönem. Hamdolsun biz vazgeçmedik. Kuyu kazmaya devam. İshak da burada kuyu kazmaya devam etti. Esek, Sitna. Ama hikaye orada bitmiyor. 22. ayet. Oradan ayrılıp başka bir yerde kuyu kazdırdı. Bu kuyu yüzünden kavga çıkmadı. Bu nedenle İshak ona Rehovot adını verdi. Rab en sonunda bize rahatlık verdi, dedi. Bu ülkeden verimli olacağız. Sadece Esek ve Sitna değil durum. Rehovot da var. Rahatlık, yer açısından. Büyümek için yer var diyor. Rehovot var. Şu anda bizim evimizde 10 kişi kalıyor. Çünkü bizim 4 tane misafirimiz vardı. 4 çocuğum var. 6 kişiyiz ailece. Artı 4 tane misafirimiz var şu anda. Çünkü ülke kapanınca bizim misafirler de buradaydı. Bir yere gidemediler. Artık buradayız. 10 kişi aynı evde. Pek rehovot yaşamıyoruz. Ama yine kuyu kazmaya devam. Bazen Esek, bazen Sitna. Hamdolsun evde öyle bir Esek, Sitna yok. Çekişme, kavga yok. Ama hayatımda onu hissediyorum. Bayağı yaşadım. Sadece Esek, Sitna değil ama bayağı yaşadım o Esek, o Sitna'yı. Ve artık Rehovot için hazırım. Rehovot var. Rab, Kıbrıs'ı derin bir kuyu yap ki uluslar bereketlensin. Bizim evimizde gördüğünüz gibi bir kuyu var. Bizim evimiz şebeke suyuna bağlı değil.
belediyeden su gelmiyor bu eve. Ve bizim kuyumuz ilginç bir şekilde derin. Ve hiç bitmiyor. Hatta bizim komşularımız kıskanıyor. Şöyle bir bölge var. Bu 3 ev aynı kaynağı kullanıyor. Buradan su bizim evimize geliyor. Ve bu bölgedeki su kaynağı derin, bitmiyor. Diğer komşular kıskanıyor. Bazen geliyorlar, soruyorlar, sizin kuyunuz hala bitmiyor değil mi? Çünkü onlarınki öyle değil. Onlar şebeke suyu kullanıyorlar. Ama bizim suyumuz biraz bereketli. Bitmiyor bizim kuyumuz. Rab, Kıbrıs'ı derin bir kuyu yap ki uluslar bereketlensin. Kutsal kitapta kuyular bir bereket kaynağı, bir yaşam kaynağı. Halk kuyunun etrafında toplanıyor. İnsanlar kuyularda eşlerini buluyorlar. Bereket buluyorlar. Sohbet ediyorlar. Yeni ilişkiler kuyularda başlıyor. Rab, Kıbrıs'ı derin bir kuyu yap ki uluslar bereketlensin. Belki sizin hizmet hayatınızda Esek ve Sitna'yı yaşadınız. Belki siz de Rehovot için hazırsınız. Rehovot var. Kuyu kazmaya devam et. Vazgeçmiyoruz. İshak'ın hayatında bunun devamını görüyoruz. 23. ayette İshak oradan Beerşeva'ya gitti. O gece Rab kendisine görünerek, "Ben baban İbrahim'in tanrısıyım. Korkma," dedi. "Seninle birlikteyim. Seni kutsayacak kulum İbrahim'in hatırı için soyunu çoğaltacağım." İbrahim'e verilen vaat tekrarlanıyor İshak'a. Bu Esek ve Sitna'yı yaşadıktan sonra sonuçta bir Rehovot var. Bir rahatlık var, bir verimlilik var, bir yer var onun büyümesi için, gelişmesi için, hizmetin verimi için. Ve Tanrı, "Seninle birlikteyim," diyor. Tabii biz İshak değiliz ama Tanrı bizimle birlikte. Aynı şekilde Tanrı bizimle birlikte. 25. ayet. İshak orada bir sunak yaparak Rabbi adıyla çağırdı. Çadırını oraya kurdu. Köleleri de orada bir kuyu kazdı. Yine bir kuyu. Görüyor musunuz? Yazar burada kuyulara bayağı sembolik bir anlam veriyor. Kuyular, verimlilik, yaşam, bereket demek. Abimelek, danışmanı Ahuzat ve ordusunun komutanı Fikol ile birlikte Gerar'dan İshak'ın yanına gitti. Şimdi ne oldu? İshak'ın köleleri yeni bir kuyu kazdılar. Rehovot'tan sonra yeni bir kuyu kazdılar. Ve İshak'ın henüz haberi yok. Çünkü o köleler İshak'a tam anlatacakken Gerar'dan, yani onun düşman olan komşu geliyor. Abimelek, danışmanı Ahuzat ve ordusunun komutanı Fikol ile birlikte Gerar'dan İshak'ın yanına gitti. İshak onlara, "Niçin yanıma geldiniz?" dedi. "Benden nefret ediyorsunuz. Üstelik beni ülkenizden kovdunuz. Açıkça gördük ki Rab seninle," diye yanıtladılar. "Onun için aramızda ant olsun. Biz nasıl sana dokunmadıksa, hep iyi davranarak seni esenlik içinde gönderdikse, sen de bize kötülük etme. Bu konuda seninle anlaşalım. Sen şimdi Rabbin kutsadığı bir adamsın." Düşmanlar artık İshak'la barışmak istiyor. Onu da yaşıyoruz. Ankara'dayken de o tarz olayları yaşadık. Bazen hizmet hayatımızda öyle bir şeyi yaşıyoruz. Bazen Esek, Sitna, bazen Rehovot ve bazen öyle dönemler var ki eskiden düşman olarak davranan insanlar
artık barışmak için gelir. Burada öyle bir şeyi yaşıyor İshak. O kadar bereketli oluyor ki bu yan taraftaki onu İshak'ı gönderen düşman artık onunla anlaşmazsak sonra bizim için zor olabilir diye karar veriyor ve dolayısıyla onunla anlaşmak için geliyorlar. Tanrı'nın bereketini görebiliyorlar İshak'ın hayatında. Bizim hayatımızda da aynı şey geçerli olsun. Tanrı'nın bereketi belirli olsun, görünsün. Ve bunun sonucu ne olsun? Barış. 30. ayet. İshak onlara bir şölen verdi. Yiyip içtiler. Sabah erkenden kalkıp karşılıklı ant içtiler. Sonra İshak onları yolcu etti. Esenlik içinde oradan ayrıldılar. Tanrı'nın bereketi esenlik getirsin. Barış getirsin. Birlik getirsin. Burada şimdi bu düşmanlar geldi. Anlaştılar. Ayrıldılar. Hani o yeni kazdıkları kuyu. 32. ayet. Aynı gün İshak'ın köleleri gelip kazdıkları kuyu hakkında kendisine bilgi verdiler. Su bulduk dediler. İshak kuyuya Siva adını verdi. Siva ant demek. Çünkü İshak orada ant içmişti. Artık İshak yeni kuyular kazıyor. Babasının kuyularını açtırdı. Kuyu kazmaya devam etti. Esek ve Sitna'yı yaşadığı çekişme ve düşmanlık ama vazgeçmedi. Devam etti. Rehovot buldu. Rahatlık. Ondan sonra yeni kuyular kazmaya devam etti. Yeni isimler vermeye başlıyor Tanrı'nın verdiği bereketlere. Bu yüzden kent bugüne kadar Beersheba diye anılır. Beersheba, ant kuyusu demek. İshak bizim için önemli, anlamlı. Dediğim gibi çünkü İshak antlaşmanın çocuğu. Tanrı İbrahim'e söz vermişti. İshak o Tanrı'nın verdiği sözünü yaşıyor. Onun sonuçlarını yaşıyor. Antlaşmanın çocuğu. Biz de İbrahim'in mirasçılarıyız. İshak gibi Paulus diyor. Biz de o antlaşmadan faydalanıyoruz. Tanrı İshak'la birlikteydi. Tanrı bizimle birlikte. İshak kuyu kazmaktan vazgeçmediği gibi biz de kuyu kazmaktan vazgeçmeyelim hizmet hayatımızda. Devam edin. Rehobot var. Tanrı bizimle ve aynı amaç için. Tanrı uluslara bereketlemek istiyor. Tanrı derin kuyular istiyor ki uluslar bereketlensin. Bazen esek, bazen sitna, sadakatle devam ediyoruz. Su bulacağız. Rehovot geliyor. Biz şu anda Kıbrıs için dua ediyoruz. Rab, Kıbrıs'ı derin bir kuyu yap ki uluslar bereketlensin. Sizin bulunduğunuz yer için nasıl bir duanız var? Neyi istiyorsunuz? Nasıl bir bereket olmaya çalışıyorsunuz? Ne tür kuyuları kazmayı çalışıyorsunuz? Belki Esek ve Sidney'e yaşıyorsunuz. Belki başka yere gidip başka şekilde başka bir şeyi yapmak iyi bir fikir olabilir. Ama vazgeçmeyin. Rehovot var. İleride Sivah da gelebiliyor. Yeni yaptığımız, yeni projeler, yeni kuyular, yeni bereketler. Tanrı sizi bereketlesin. Sizin
topluluklarınızı bereketlesin. Sizin hizmet hayatınızı bereketlesin. Ve bütün kilisesi üzerinde Tanrı'nın Rehovotu olsun. Onun bereketi olsun. İnsanın adıyla. Amin. Teşekkürler.